Adana'daki 2 haftalık sürecimizin ardından şimdi Marmaris'e gideceğiz. Orada yer ayırtmıştık. Bir hafta da orada kalacağız. Böyle yoldayken karşımıza çıkanları işte nasıl bir yolculuk olacak onu sizlerle paylaşacağım. Dışarıda hava çok sıcak, o yüzden arabayı yerleştirmeye biz inmedik. Mete ile birlikte evde bekliyoruz. Arabayı yerleştikten sonra birazcık da içi serinledikten sonra Mete'yi indireceğim. Çünkü gerçekten çok sıcak. Yani böyle oturduğunuz an böyle alnınızdan başlıyor terler akmaya. Böyle sırtınıza doğru yavaş yavaş. Yani gerçekten çok nem var burada bence. O yüzden insanı zorlayabiliyor buranın sıcağı. Alışkın değilim, belki de ondan kaynaklı da olabilir. Birazdan yola çıkacağız. Bakalım nasıl bir yol bizi bekliyor. Umarım çok trafik yoktur. Bayram dönüşü olduğu için bir tık gözüm korkuyor. Ama ne yazık ki bugün döneceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok. Evet, yolculuk esnasında görüşmek üzere. Şimdi mola verdik. Konya'dayız şu an için. Konya'dan yaklaşık bir 8 saatlik yolumuz kaldı. Şöyle bir soda aldım kendime. Karpuz çilekli. Anıl'a da sade soda aldım. Bir mola vermiş olduk hem de. Birazcık böyle yürüyüş yaptık yani. Otur otur sanırım biraz belimiz ağrıdı. Biraz da Mete'ye hava aldırdık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Mete'nin de yatağı şurada. Yan tarafımda yatağı var. Orayı yatıracağım birazdan. Biraz uykusu gelecek gibi hissediyorum. Yani gözlerini ovuşturmaya başladı beyefendi. Değil mi? Yolculuğumuz şu an için iyi gidiyor. Vardığımızda saat gece 3.30 falandı. Allah'tan Mete bize huzursuzluk çıkarmadı. Yani güzel bir uyku çekti. Uyudu arabanın içerisinde. O yüzden rahattık. O rahat olduktan sonra biz de rahatız tabii ki. Anıl'ın işleri olduğu için dışarıda. Biz de birazdan kahvaltıya ineceğiz. Kahvaltı başlamış, yani bu saat aralığını verdiler bize. Kahvaltıya ineceğiz birazdan. Kahvaltımızı yaptıktan sonra büyük ihtimalle odaya tekrardan geliriz. Belki bilmiyorum, yürüyüş yaparız bu çevrede. Bakacağız duruma göre. Ama öncesinde bir karnımızı doyurmamız gerekiyor. Kahvaltıyı ihmal etmememiz gerekiyor. Dün akşam yemeği fazla kaçırmışım sanırım. Yolda da canım hiçbir şey istemedi. Sadece bir 2.30 gibi işte Marmaris'e yaklaştığımız sırada böyle Muğla taraflarında benzinlikten tost aldık, bir onu yedik. Şimdi Mete Bey'in karnını doyuracağım. Maması da burada. Onu doyurduktan sonra aşağı inmek için hazırlanacağım. Kahvaltıya inmek için hazır sayılırız. Bir Mete'nin bezini değiştireceğim. Mamasını yemedi. Onu yanıma alacağım. Belki aşağıda kahvaltı yaparken onu yedirebilirim diye yanıma almayı düşünüyorum. Şöyle bir tane Sivenon'un sivrisinek ve kene kovucusunu aldık geçenlerde. Adana'da çünkü acayip derecede sinek vardı. Özellikle bir de Arsuz tarafına falan gittik denize yüzmeye. Orada da vardı yine. Bunu aldık. Bu 4 saat etkiliymiş. Bunu ara ara böyle Mete'nin koluna, bacağına falan sürüyorum. Hani ama en azına götüreceği yerlere sürmüyorum. Bu şekilde, yani bu çok fazla bana tavsiye edilmişti. Ama Insia'nınkini de varmış sanırım. O da doğal içerikli. Ben bunu tercih ettim. Daha doğrusu bunu bulabildim diyeyim. O an elimin altında ulaşabileceğim bu vardı. İnternetten sipariş vermekle uğraşamadım. Bunu direkt gittim aldım. Öyle. Şimdi bunu kullanacağım. Büyük ihtimal dışarıda yine sinekler var. Mehmet'in kolları acayip derecede sinek ısırıyor ve böyle şiş oluyor her tarafa. Çıkmadan şunu bir kullanalım. Daha sonrasında bezini değiştireyim ve kahvaltıya inelim. Odadan çıktık. Kahvaltı salonuna geçiyoruz şimdi. Mete de etrafı inceliyor.
Sabah kahvaltımızı yaptık Mete ile birlikte. Saat 9 gibi kahvaltımızı yaptık. Güzeldi kahvaltı. Bir tane simit aldım. İşte böyle salatalık bir tane aldım. Bir tane peynir aldım. Tabakta zaten yani orada çok seçenek yoktu. Biraz geç kaldık sanırım. Bir de omlet vardı. Ben sucuklu omlet söyledim. Karışık. Kaşarlı ve sucuklu vardı. Ben sucukluyu tercih ettim ama keşke farklı bir şey alsaymışım. Acayip derecede susadım. Hala da susuyorum yani bilmiyorum. Sucuk sanırım biraz bu sıcak havada şey geldi. Şimdi su almaya ineceğim, soğuk su. Mete ile birlikte. Bu arada geldiğimizden beri Mete ile uyuyoruz. Saat 3'e gelmek üzere neredeyse. Bayağı bir uyku da yaptı bize. Yolun yorgunluğu da herhalde. Şimdi dediğim gibi baksana bir de yüzüme bak. Çizgiler çıkmış. Anıl hala gelemedi. İşlerini halledemedi sanırım. Neyse, biz de birazdan turlamaya çıkarız. Yavaştan hava düzelir herhalde. Birazcık dışarıyı dolaşırız. Neler var, neler yok onu görmüş oluruz. Mete de bu şekilde yatağında yatıyor. Onun da yatağını. Yatağın hemen yanına kurduk. Bu yatak bayağı pratik oldu bizim için. Artık elimize alıştığı için de hızlı açıp kurabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Şimdi Mete'yi de alacağım. Birlikte bir su almaya ineceğiz aşağıya. Ama dışarı çıkmadan da şöyle biraz su vereyim istiyorum. Bu suluğu aldık. Daha doğrusu daha büyük bir suluk daha almıştık ama ondan çok fazla daha içemiyor henüz. Bu da alıştırma küçük bardaklardan. Böyle biraz suya alışsın diye. Başlığını değiştirmedim çünkü diğer başlığından 3 noktalı olandan çok fazla akıyor. Ben biberon başlığı olandan vereceğim. Uzun bir süre böyle devam ederiz büyük ihtimalle. Su içmeyi de bu arada Adana çok sıcak diye başladık. Normalde ben İzmir'deyken hiç su vermiyordum. Ama Adana'da buna ihtiyaç duyduk ve şöyle bir şey aldık zaten. Şöyle netlesin biraz. Bununla su vereceğim dışarıya çıkmadan önce. Burası da zaten artık sıcak olmaya başlamış. Zaten 6 aylık olduk sayılık. O yüzden artık suyumuza devam edebiliriz. Dışarıyı da şöyle hafif göstereyim istedim. Dışarısı çok sıcak, o yüzden hemen hızlı bir şekilde klima çalıştığı için kapıyı da kapatacağım. Böyle dağ manzaralı bir odamız var şu an için. Bence güzel. Balkonda şöyle 2 tane de masamız var. Belki burada çay kahve falan içeriz akşam Anıl geldiğinde. Yanımıza bir şeyler alacağız. Küçük çaplı bir alışveriş yapmayı düşünüyoruz. Şuraya da çamaşır asabiliyorsunuz. Birazdan belki dediğim gibi işte alışveriş yaptıktan sonra Mete'nin kıyafetlerini de belki şurada yıkarım ve asarım. Bu şekilde. Evet, video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi birazcık ayılma zamanı. Mete'yi kucaklayacağım ve birlikte bebek arabasını götürmeyeceğim. Otomat gibi bir şey var aşağıda, onu gördüm. Oradan belki su alırım. Bir de bir hafif bir tur atar, odaya geri döneriz. Zaten gerçekten sıcak çünkü şu an için dışarısı. Sonrasında Anıl'ın gelmesini bekleyeceğiz. Bir akşam yemeği yeriz. Öyle, günümüz şu an için böyle geçiyor. Video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.